Gazda. Penceresi açık olan yer Selçuk'un yeri. Ben Selçuk'la burada işte oturduk. Dedim Selçuk çok önemli bir şey konuşman lazım seninle. Benimle ilgili dedim bir durum var. İşte bir anda Selçuk annesi arayacak, diyecek ki ya Selçuk oğlum böyle böyle bir şey var. Bu evde bir sürü polis var. Geldi buraya kamyon çekti, kasası açık. Selçuklar kanepeler evden bir iki parça işe çıkarmışız. Buralara da plaklar milaklar, sahteleri de alıyor. Buralara koyulmuş, buruşturulmuş hatta eşya taşınırken buruşmuş kenara kalmış. Ben de Selçuk'tan oradan geldim. Kapıda geldi zaten buradan manzarayı gördü mü geçmiş olsun. Olay orada koptu. Abarttığımızın, çıldırdığımızın kanıtıdır yani. Günde iki şaka, üstelik de şakayla kalmıyoruz, iki ayrı şehir. Efendim, Ankara seferimiz hayırlı olsun. İşbirlikçilerimiz Selçuk Balcı'nın annesi, abisi Serhat. Ve Gökhan. Gökhan, İstanbul'a kadar geldin. Bizimle evet. Çalıştın bu şakayı. Evet. Şimdi seni bir an önce Selçuk'un yanına gönderiyoruz. Bir ağzını yoklamanı isterim onunla yani. Ya Gökhan abi bana böyle böyle bir şeyler dedi. İcra memurlarımız. Avukatsın. Evet. Pazarlığa kadar vardıracaksın. Polissin Bahadır biliyorsun. Alık bir haciz kararı var. Şu an ben eşyaları aldırmak durumundayım. Bakın ben, eşyaların bir kısmını çıkarmış olacağız. Başta en önemli verdiği şey plakları. Biraz onun üstünde duracağız. Ya sakin kardeşim ol. Bura dağ başı sakin değil. Bak konuşuyorum. Önce sakin. Bir konuşalım. Dur. Boş ya biz hırsız mıyız? Evimize polise gelip tamam. Arkadaşlar Selçuk'u bekliyoruz. Zaten tam kadro buradayız. Mahalle de bizimle beraber. Onlar da bizim yerleşmemizi seyrettikleri için yardımcı olacaklardır sanıyorum. İnşallah balkondan biri şaka şaka diye bağırmaz. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Kurduğumuz bağlantı sonucu kafeden görüntüler gelmeye başladı. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız arkadaşlar. Ve Karadeniz müziğinin genç yeteneklerinden Selçuk Balcı an itibariyle kafenin otoparkına girmiş bulunmakta. Hazır olun uşaklar. Şakamız başlıyor. Kolay gelsin. Geldi, geldi. Nerede kaldın diye fırça at Gökhan. Şakayla karışık. Geldi. Beklemekten ağaç olduk burada de. Neredesin kardeşim? Haydi bakalım. Ne haber kardeş? Hazırlamışım kahvaltıyı da. Mükellef bir kahvaltı hazırladık. Selçuk, ballı kaymaklı güzel bir kahvaltı et çünkü. Bayağı yoracağız seni. Enerji lazım sana bu şakada. Haydi bakalım. Ne olsun ya? Erken kalkan yol alır demişler Selçukçum. Çok doğru demişler çünkü az sonra evine doğru yol alacaksın. Şimdi Selçuk ev eşyasının ne kadar değerli olsa hiç önemsemez. Ama plakları, eski zaman teypleri, plak çalarları onun için çok değerlidir yani. 27-28'i konser vardı işte. Artık şakanın sonunda da bize mini bir konser verirsin inşallah. Senin için ta İstanbullardan geldik. Kalktık da şuralara. Fransa? Fransa, Almanya, ondan sonra burası. Gökhan, Selçuk'u buraya neden çağırdığını çok geç olmadan anlatmaya başla artık. Oğlum konumuza da gelmeyelim. Ya moruk önemli bir şey değil de yani bu... gönül işleri var yani. Püskürtüyordu çayı. La 40 yaşına girdim. Sallar mısın? Vallahi tamamen sallıyor yani şahidim. Sabahın 9'unda gönül işi konuşmak için kafeye adam mı çağrılır Allah aşkına ya?
Tamam, ben de onu diyorum da bugüne kadar olmamışlar şimdi. Olmayacak mı yani? Bugüne kadar olmadı, bu nasıl olmasın diyorlar. Kapıda işler tıkırında gözüküyor, tamamdır. Selçuk'un evindeyse ama işte eşyalar indirilmeye devam ediyor. Bir görelim bakalım. İçerim yanıyor yar yar. Bizim şu kemençeyi alırsanız çok üzülür yani. Yalnız dikkatli olun, o eşyalar çok değerli, hiçbir zarar gelmesin lütfen. Çok kıymetli eşyalar var içinde. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Biz ondan Şenol abi en son geçen seneki konserinden beridir yaz ayırık birbirine. Yaz ayırık ama o bana... Gökhan'la yazışıyorum ama... Budur yaz ayrı bana işte günaydın, ne yapıyorsun, nasıl filan ama... Ne istiyorsun benden? Evet, senden Holosko artı bir miktar para istiyoruz Selçuk, o kadar, başka bir şey istemiyorum. Bir ağzını yoklamanı isterim ondan yani. Ya Gökhan abi bana böyle bir şeyler dedi, sabahın köründe kaldırdı beni kahvaltıya. Şok olacak yani, Selçuk hiç borcu sevmez, kredi kartı bile kullanmaz yani. Yürü kuşlar. Kahvaltı bitiyor arkadaşlar. Evde son hazırlıklarımızı yapalım artık. Kime desem derdimi ben... Bence artık Selçuk'un annesi telefonla arasın ve haberi versin. Ya sen değilsin sabahın körü ama 9.30'da insanlar çok kalkmış olurlar yani. Cumaray. Ama. Annem. Evet Nihal Hanım, söz sizde, buyurun. Efendim anne. Neredesin sen? Balgat'ta oturuyoruz Gökhan abiyle. Geldim ben, Ankara'dayım. Akşam gelmedin de, ya bizim eve icra gelmiş diyorlar, borcun varmış bilmem ne. Çabuklara gelsene. Ne icrası ya, manyak. Ne bileyim ne icrası, ben de şaşırdım, rezil olduk mahalle. Polis falan dökülmüş, eşyaları götürüyorlar, plaklar falan. Allah Allah. Ciddi mi diyorsun ya? Allah. Hadi çık gel. Lütfen de gelsin. Zaten yanımda ne yapacağız bilmiyorum. Hadi. Kalkalım. Ne oldu? Bizim eve icra gelmiş. Şey İcra mı? He. İcra. Eve. Bak bak bak, açmaz verecek ya annem. Aradı seni. İcra dedi. İcra, bildiğin icra. Hesap istiyor. Hesap öderiz. Ne? Eşyaları götürüyorlar, bir şeyler dedi ya. Şaşırdım ben de. Annen. He. Allah Allah. Arkadaşlar Selçuk ve Gökhan bir hışımla yola çıktılar, eve geliyorlar. Unuttuğumuz eksik bir şey kalmasın. Belgelememiz gerekiyor, o yüzden kayıt alması sizin lazım. Açınızdan da önemli bu desin eğer. Açınızdan da delil olarak önemli. Evet, karşı dava açarsanız falan. Yani... Evet, haber geldi. Selçuk aracıyla evin olduğu sokağa girmiş arkadaşlar. Hareket başlasın. Geldi mi? Geldi. Aramızda konuşuyoruz şu anda. Allah Allah. Selçuk geliyor ya. Yani... Tamam, ben kendisine şunu göstereceğim. Kendisine de izah edeyim. İzah et zaten yani. Selçuk Bey, sizsiniz. Evet. Merhaba, Selçuk Bey siz misiniz? Merhaba, Selçuk Bey mi? Hoş bulduk, evet. İlk sen nereden geldiğini söyle. Dördüncü icra dairesinden geliyoruz, Ankara'dan. Hakkınızda ihtiyaç tedbirleri... Tamam da bunun için bir uyarı, bir şey yapılmaz mı yani? Güpegündüz evimize gelip tüm eşyaları dışarı çıkartıp, kolu komşuya bizi rezil edip, böyle bir şey olur mu ya? Ha bunları çıkartın yukarıya. Bir saniye, Selçuk Bey. Bakın siz, ben açıkçası. Bak ya, onca değerli eşya var, hemen kasetlerini, albümlerini kurtarmayı, ah canım benim. Selçuk için hayatta her şey para değil arkadaşlar. İşte gördünüz. Ya biz hırlı değiliz, hırsız değiliz. Bizim kimseye borcumuz, harcımız olmaz. Benim elden bile kimseye borcum yok ya. Bakkala da mı borcun yok Selçuk? Ekmek alınca yazdırmıyor musun deftere? Ben bir açıklamakla yükümlüyüm size belgeyi şu an. Memur hanım açıklasın. Adliyede çalışıyorsun, bakmadın mı? Adliyede çalışıyorum da işte adam yazmış, gerçek yani. Bu hakimi de biliyorum ben. Sakinlik olup. İlk sen ortamı bir sakinleştir ve Selçuk'a durumu açıkla. Ne yapıyordu bundan? Kahvaltı yapıyordu. Daha bir net açıkla yani her şeyi. Bunu niye çekiyorsunuz ki anlamadım. Şöyle bir adliye kamerası çeker. Bu ihtiyacı tedbirli bir haciz kararıdır. Yani size daha öncesinde tebligat gelmiş olması lazım ama şu an zaten... Bize tebligat falan gelmedi, bütün bu şirketler... benim de hiç kimseye borcum yok hanımefendi. Anladınız mı? Ama bu karar öyle demiyor beyefendi. Yani ben anlıyorum sizi. Karşı tamam, dava ya. Süreciniz o olabilir. Tamam, beni götürün karakola, ifade vereyim, bir şey şu yapayım. Şu an yani ben... Eve gelip tüm eşyaları dışarı çıkarttıktan sonra
Gökhan, kankalığını göster. Selçuk'a destek çık. Bir omuz at sen de hadi. Bir Selçuk'un ol bakalım, vaz bakalım. Şunu bir okur musun? Bu bunda da kardeş. İnceleyebilirsiniz. Ya avukatı arasana biz. Zeki abi ara istesin. Avukatını bir ara. Ben görüşmekle yükümlü değilim. Avukatımız da değil. Şu an için yapabileceği bir hukuki bir süreç yok. Yani daha sonra karşı davanızı açabilirsiniz. Ama şu an ben eşyaların muhafazayı aldırmak durumundayım. Vallahi bu evden durumdayım. Kusura bakmayın. Zırnık bile götüremezsin. Mahkeme kararı. Biz de istemiyoruz öyle bir şey. Biz de istemiyoruz böyle bir şey ama mecburum yani. Şu an görevi yapmak zorundayım. Şöyle bir alternatif var. Bakın ben avukatım. Uzlaşma yoluna girebiliriz. Zeki abi arasan sen ya. Bir avukatı bir ara. Selçuk Bey. Ya sen de bir her şeyi çekme Selçuk gidiyor arkadaşlar. Nereye? Bir saniye. Siz bir kere şu kameraları da bir kere daha vurgulayın yani. Adliyenin kamerası falan. Annemin nüfusta kağıdı Selmiye abi. Avukatı arayacağım diye oradan kaçmasın. Vallahi patlarız yani. Tamam döndü sonunda. Tamam döndü. Tamam bir sakin olalım. Şey anam, polisle molisle böyle ev baskını mı? Biz beyefendi, belgelere bakın isterseniz. Bakın adliye zaten bize gelecek. Ben avukatım size açıklayayım. Bir adam mı yani? Beni herkes bilen de bilir. Bu olayı açıklayın de Gökhan. Neymiş bu olay? Bu olayı anlattı icra memuru. Bu ihtiyati tedbir bir haciz kararıdır. Mahkeme kararı var elimizde. 1.200.000 liralık bir haciz kararı var. Şu an ben eşyaları aldırmak durumundayım. Neyi sınadın 1.200.000 liralık? Bakın daha fazla söyleyeyim. Şu an veremiyorum. Peki tamam televizyonu buzdolabı onlar da plak mesela hacizlik neyi var? Bu plakları aldık çünkü onlara gözün gibi baktığını biliyoruz Selçuk. Maalesef. Bizim yüzümüzden. Hayır daha indirmedik. Sizi bekledik. Yani. Abiniz bekletti şu an. Yani ben evet. Engel oldum biraz. Ya ancak bu kadar engel olabildim. Senin kendini bekledim. Bir engel olmuşsun. Ya. Şirket yani. Siz kiracı mısınız bu mülkte? Kiracı mısınız ev sizin üzerinize mi? Arabayı da sor ilk sen. Ev annesi. Peki arabanız, araba sizin üzerinize mi? Ruhsat falan görmek durumunda. Ruhsatı görmek ve bağlamak durumundayım arabayı. Plan sen duruma bir açıklama getir. 200 bin lira öderseniz anlaşabiliriz de. Bir açıklayabilir miyim? Tamam açıklayabilirim. Açıklayacağım. Bir dakika. Buyurun. Selçuk Bey ben avukatım söyledim size. Şimdi bakın şu an icrayı durdurabiliriz. Şöyle bir ihtimalimiz var. 200 bin lirasını eğer şu an bize bir şekilde verebilirseniz. Ya borcunuzdan bahsetmiyorum. Var. 5 bin lira. 500 TL bile vermem şu an. Anladın mı? Belgeli ispatlamam. Bunu savcılıkla zaten çözebiliriz. Tamam ifadeye gidelim o zaman. Eşyayı almak ne? Ben zaten ona uyuz oluyorum. Yani bir şey varsa bir uyarı gelir, bir ifadeye çağrılırım, giderim orada anlatırım derdimi. Selçuk'un arkasındaki arkadaş aniden o pick-up'ı al ve kamyona yükle. Ay gelmiş oğlum, şey götürüyorlar. Hayır abi Selçuk Bey. Az bir saniye kardeşim, dur. Selçuk Bey lütfen. Dur bir saniye. Selçuk Bey. Bir şey diyeceğim. Arkadaşım, Selçuk Bey. Ya kardeşim, bura daha başı değil bak konuşalım. Ben halledeceğim. Önce bir konuşalım, dur. Bak ya biz hırsız mıyız? Evimize polisle gelip... Tamam. Şaka biraz hareketli bir hal aldı arkadaşlar. Tamam kardeşim. Selçuk Bey, şu an almak zorundalar. Sakinleştirin. Seviyorsunuz Selçuk'u sonuçta. Sevdiğiniz bir insan bir uzlaşma yoluna gidilebilir de ilk sen. Öyle olmaz tabii ki de yani. Ya bir uzlaşma yoluna gidilebilir Selçuk Bey. Bunu konuşun o zaman avukatımızla. Bir uzlaşma yoluna gidin. Tamam şey yapalım. Selçuk. Bırakalım Selçuk. Ya. Ya kardeşim getir şunu şuraya bir koy bakayım. Burada bir konuşun. Bir anlaşma yoluna gidilirse ben de durdurabiliriz. Ne anlaşması diyorsunuz ki bir milyon borcum var. Onu ödeyince icra şeyi kaldı. Bugün belki ben gibi. Nasıl ödeyeyim? Söyle bir şey. Anlaşabilir miyiz? Evet Gökhan bir sarıl. Şimdi, bir dakika ben şimdi, bir şey soracağım bir dakika. Şimdi 200 bin lira diyorsunuz bu gün ödenirse. Evet aynen öyle. İzleyişten bir kez. Yani öyle söylüyor avukatımız onunla görüşürüz. Benim şeyle konuşamadım hala. Uzlaşmaya böyle tansiyonu yükselterek uzlaşmaya varamadık. Genç yaşta dert sahibi yaptık çocuğu durup dururken inşallah. Bu güzel saçlar stresler dökülmez Selçuk. Uzlaşmaya varamayız. Bir gelelim. Ya bu kamera her şeyi yürüyor. Beyefendi siz olayla ilgili kamerası sizin lehinizde de aslında. Şimdi avukat hanım bizim bu icraya itiraz etme hakkımız yok mu? Delil olarak kullanılacak. İcraya itiraz etme hakkınız elbette var. Bir saat içinde 200 bin lira getirirsiniz. Elbette var ama şu anda yok. Bakın ya bir saat içinde 200 bin lira gibi bir para bize vereceksiniz. İcrayı durdurtacağım. Evet Dilan suçsuz olduğunuz ispatlanırsa da o parayı zaten geri alacaksınız de. Ya suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Ha suçsuz olduğunuz anlaşıldığını anda biz bunu durduracağız. Parayı da geri vereceğiz zaten. Bir sahtecilik söz konusu olabilir. Yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bu bir karar yani. Sen tebligat aldıktan sonra süresinde de itiraz etmemiş. Benim böyle bir şey geldi. Adını ilk kez duyuyorum ya. Turizmle diyor. Sen nüfus kağıdını kaybettin mi hiç? Hasan olan mefkezde lojistik. Ne alakası var ya? Selçuk. Ben müzisyenim ya. Savcıyım değil mi sizi? Gösterelim hadi yedim. Ben müzisyenim ve öğrenciyim yani. Selçuk sen kimlik kaybettin mi kimlik? Selçuk sen kimlik kaybettin mi? Selçuk iki de bir söyleyemedi o lafı sonunu getiremedi bir türlü. Cüzdanın.
bir yerde unuttum, birbirinin eline geçti, cüzdan çalındı. Böyle bir şey yaşadın mı? Böyle bir şey olmadı. Cüzdan çalındı, bir şey oldu mu? Evet. Kimliği bir görelim desenize, hatta ruhsatı da. Kimliğinizi bir gösterelim. Geçen bir şeyi de unutmuştum. Ben bir görebilirim arabada. Nüfus kağıdın yanında mı? Arabadan ruhsatı da getirebilirsin. Ruhsatı da rica edebilir miyiz? Evet, Selçuk yine meşhule doğru gidiyor arkadaşlar. Bu sefer geri dönmeyebilir, onu söyleyeyim. Ya kardeşimi ne hale soktunuz ya? Saçma sapan iş yaparsınız ya, bu adam çepende kadar türkü söyler ya. İksel, Bahadır, aracın yanına gidip ruhsata el koyun. Böyle bir şey ben yok. Ruhsatın zaptını tutmak zorundayım. Ruhsatı ne yapacağız? Biz zaptını tutsak arabayı bağlamak zorundayız şimdilik. Yani sonra geri alabilirsiniz arabanızı ama şu an çektirmek zorundayım yani. Yardımcı olun, kime göreviniz yapalım. Alın götürün. Kömençe. Evet arkadaşlar, Selçuk'u apartman girişine geri getirin. Zaten benim böyle bir şirketim yok, benim tamam. Borcum yok. Ben neyin parası mı? Mahkeme tarafından beraate uğrandı. Annem araya gel eve icra gelmiş. Niye ama? Karşı dava süreciniz olacak, itiraz hakkınız olacak sayın. Selçuk benim öyle bir şeyim yok böyle yani. Böyle bir karşı dava süreciniz olacak sizin, itiraz hakkınız olacak ama peki, sadece itiraz bugün... Peki itiraz süresince biz şey durduramıyor muyuz? İtiraz bir şey olmaz. Ne itiraz, neyin itirazı ya? Benim öyle borcum yok, ne itirazınız yok? Selçuk Bey. İddia edemiyoruz mu? Böyle bir borcumuz yok. Oradaki koltuğa oturmasını söyle. Açık havada, oh mis gibi oturun şöyle bir ferah, bir rahatlayın. Ama en azından itiraz sonuçlanıncaya kadar durdursak. Otur bakalım, bir Selçuk otur bakalım. Uzlaşmaya varmamız lazım, evet. Ulaşılmadığı takdirde ben götürmek zorundayım eşyaları çünkü. 200 bin lira bulabilirim dediniz değil mi şu anda? Ya bulurum da tamam. Niye bulayım ya? Şu yüzden bulun. Şu yüzden bulun. Şu an yok. Eşyaları... Niye bulayım ya? Haklı çocuk, niye bulsun? Bakın hatrınıza durdurduk icrayı gibi ya gözüküyor ama... 200 bin lira biz nerede bulacağız? Sanki 10 bin liradan bahsediyorsunuz ya. Ama yüksek bir paranın... 200 bin lira para. 1 milyondan bahsediliyor ama ne yapabiliriz? İçin. Siz de geri vereceğiz sonra. Alın götürün beni hapise koyun. Taşımacı arkadaşımız. Öyle bir şey yok. Sen bu sefer de plakları götürmeye çalış. Burada bir yanlışlık var. Bunu inceleyin, bunu araştırın. Ya inceleyeceğiz. Ya bu adam... Neyi anlıyorsun abi? La bu adamın bakkali yok, bakkali. Bu işin yok. Bunun şeyi... Ulan gene kalk. Plaklar da arayın. Bunlar anlık da sayılır. Müdahale etmeyin. Eşya geçmez. Siz görevini yapıyor beyefendi. Bunların maddi değeri mi var arkadaş? Bunları niye alıyorsunuz? Bunlar. Alalım. Zaten avukat alalım. Alalım. Seninle yüzümüze giriyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Bunlar bizim manevi değerlerimiz. Bunları veremeyiz. Git yukarıdan ne alış alalım. Sakinle. Ben eşyalarınızı aldırsam bile 2 saat içinde anlaşma sağlanırsa siz geri alabilirsiniz. Siz her şeyi taşıdıktan sonra mı beni aradınız? Git evden televizyon. Ne yapalım, zengin olamadık. Serhat Bey bekletti bizi sizinle konuşmamız için. Eğer bir yani anlaşma sağlanabilirse durduracağız her şeyi. Veya ben götüreceğim. Havalara dokunma. Siz 2 saat içinde parayı bulursunuz, geri alacaksınız. Siz beni götürün haydi. Gidip ifade mi veriyoruz? Ne yapacaksak yapalım. Burada milletin ortasına konuşuyoruz. Selçuk Bey anlaşamayacağız. Hayır. Ben eşyaları televizyonla devam edelim. Al televizyonu git tamam. Bırak televizyonu git. Hayır abi nereye götürüyor? Yükleyelim. Tamam. Dikkat televizyonu alalım. Plaşınıza ne ha? Tamam plakları. Beni götürün. Selçuk Bey. Arabanın anahtarını istedi lan sende. Arabanın anahtarını alabilir miyim? Anahtarı çektirmek için özür dilerim ama. Başka istediğin bir şey var mı? Başka bir şey çekilmez. Zor kullanmayalım. Bize de yardımcı olun. Canının sağlığı be Selçukcuğum. Ne isteyelim? Araba, bir ufak arama da yapalım araba içerisine. Onun için de rica edelim anahtarı. Selçuk Bey. Araba yapıp aldıralım memur bey. Oları ver. Ver bana kardeşim oları. Bunları hiçbir yere götüremezsiniz aşkım. Plakları alıyor. Yok vermeyecek o plakları bize. Yani aslında o plakları ısrar etmesek hiç sorun kalmayacakmış yani. Selçuk Bey. Ya bu ne işine yarayacak? Vallahi vereceksin bir türlü. Şu anda bunu yapmak istemiyorum yani. 200 bin lirayı. Ha bu ne işine yarayacak? Diğer ne varsa alacağız. Sadece bunlar. Al arkadaşım al. Beni alın da beni alın. Al. Beni alın ifadeye gidiyorum. Şeyler falan aldılar ya. Plakları yine aldılar mı? Taktılar kafaya plakları. Koltuğu yok, alsanız arkadaşlar. Yok plaklar burada plakları almadık. Alın koltuğu alın. Selçuk Bey plaklar var. Al koltuğu kardeşim. Oğlum o plak çalar değil mi ya? Televizyonunu al oradan başlasın bir. Onun götürmesine izin vermeyeceğim. Hayır orada antika gramofon şey var plak çalar var. Pick up var. Onu al ya onu daha şeyi bitmedi ya. Taksidi bitmedi. Oy, kime desem derdimi ben. Selçuk Bey yardımcı olmuyorsun var ya şimdi. Ya hayır bunun yani. Ama bakın. Memur Bey.
akşama kadar siz indireceksiniz, biz çıkaracağız. Bey, lütfen, lütfen. Bunun manevi değeri var yani. Bey. Yani. Selçuk Bey. Zaten geri alacaksınız beyefendi. Ya manevi değeri var. Ta dedemden kalma bu ya. Akşama kadar siz indireceksiniz, biz yükleyeceğiz. Siz indireceksiniz. Dedemden kalma ya, manevi değeri var. Selçuk Bey zaten geri alacaksınız. Tamam da vereceğim, para ayarlayacağım bugün. Eşyaları götürme. Dur düşürürsün. Eşyalarınızı parayla beraber muhafazadan alırsınız. Ben eşyaları yine aldırmak zorundayım. O zaman bekleyin, az 2 saat bekleyin, parayı bulalım. Bekleyin abur. Ama bekleyemeyiz ki, biz başka aciz gerçekleştireceğiz yani. 2 saat bekleyin, parayı bulalım. Aman Gökhan. Gökhan biz kırmadık, sen kıracaksın. Ah canım benim, üzüldü de bak oğlunun canı sıkıldı diye. Bizim borç değil sonuçta. 100.000 lira bulsak olmaz mı? Onu avukat hanımla anlaşın yani. Ya avukat hanım da kardeşim, az da yardımcı olun da bize. La ilahe illallah. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Havadan mı cila ne dedi ya? Şimdi kendinizi bir koyun bunun yerine. Ben ne etti bu adam? Cila ne dedi? Bakın işim bu. Ben burada. Gece gündüz adam kemetsiz ev bakıyor burada, annesi var, ablası var. Evet Nihal Hanım, siz konuşun şimdi. Kimden bulabiliriz? Rezil olduk millet abi. He? Dilan, biz Selçuk Bey'i de tanıdığımız için 100.000 liraya bu işi bağlıyoruz de. Yani sevimsiz bir iş, farkındayım. Ama yani biz de görevimizi yapıyoruz, inanın. Yani benim bugüne kadar hiçbir Selçuk şekilde düşmeyeceğim. Selçuk Bey ve aile fertleri. Ben görüştüm. İyi niyetleri var size karşı ve hani bir sahtecilik olduğunu onlar da düşünüyor. Tanıdıkları, sevdikleri için onlar da hani iyi niyetli düşünüyorlar. Bir şekilde 100.000 lira kadar düşürdüler şu anda. Sırf bu parayı da şu yüzden almam lazım. Durdurmak için yani şu anda. Tamam. Yoksa biz de alıp götürme niyetinde tamam. Değiliz ama 100.000 lira. Ne tamam, ne tamam, ne tamam. Ne edeceksin başka? Lira niye veriyorum ben? Ne yapacaksın ne başka? Ne için veriyorum ya? Vereceğiz demek işin şefi yani bu. Alıp götürdüğüm... Sahtecilik varsa sahtecilik yapanı yasa... Yakalasınlar, cezalar. Vereceğiz, ondan sonra bakacağız. Zaten mahkeme. Bakın beyefendi, şöyle bir durum da var. Özür dilerim, işimi de yapmak zorundayım. Bunlar para etmiyor. Ne kızıyorsunuz ki? Siz buluruz dediniz. Sen şu evi de ara. Siz dediniz buluruz diye ya. Tamam, ara, avukatı bir de ara. Siz dediniz yani, niye azar? Kaç lira varsın? 30 lira bende var. Biz yapıyoruz ama. Biz hayatımızda ilk defa sizin için pazarlık yaptık. Biz hayatımızda ilk kez sizin için pazarlık yaptık ya. Yalnız bu plaklar da imzalı falan mı acaba? Pahalı, değeri var mı? Yine taktı plaklara bak, kafayı bak. Pahalı, onları kurcalıyor. Yine taktı plaklara kafayı ya. Ne kadar sürer paranın gelmesi? Ne kadar sürer şimdi paranın gelmesi? Yaklaşık şimdi hallediyor muyuz? 11:30 saat şimdi. Bankalar tatile girecek. 12'ye kadar halledelim o zaman. Tamam, 12'ye kadar halledelim o zaman. Ya ara bir Zeki abi, avukat arasana sen bir ya. Aradım açmıyor da, 100 defa mı arayacağım adamı? İşte iyi avukat farkı. İyi avukat belli. İyi avukat ev soyuyor. Beyefendi ben size pazarlık ya, yaptım belli. Ya. Normalde olan bir şey midir bu yani Allah aşkına? Şimdi bu 100.000 liraya getiriyorsunuz. Bugün hallediyoruz. Selçuk Bey. Selçuk Bey. Hadi yeter bu kadar. Daha fazla dayanamayacağım. Geliyorum uçaklar. Selçuk'u bir yere göndermeyin daha. Prosedürü bu işin de. Prosedürü bu da kardeşim. Gel dur bırak. Halledelim şu işi de. Gidelim. Bir gelir misiniz? Haydi gidelim. Halledelim abi. Tamam hallettik. Tamam halledelim işte. Hallediyoruz. Dur. Bitirelim gidelim. Tamam hallet getir o zaman. Tamam. Sen 40 lira ver. Ya Selçuk. Size misafirliğe geldim. Yukarıda oturacak koltuk yok. Çok üzüldüm bu duruma. Koltukları aciz ediyorlar. O yüzden alkışlayabiliriz. Ya kusura bakma ne olursun. Ay. Sen beni görsen yukarıda üzmeyin bu çocuğu diye bağırıyorum avaz avaz seni seyrederken. Evet arkadaşlar, mahalleli herkese teşekkür ederiz. Araba kazandı. Ama bu arada ailenin tamamı oyuncu. Şahane kulaklıklarıyla sufle alıyorlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Gökhan nerede benim başrol? Gel. Şahaneydin vallahi. Sen de mi dahil misin? Abre 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 ab
Herkes kavga olur. Sen ne diyorsun? Bir haftadan beri yemedim içmedim. Bu zorunda. Canım adiler bunlar benim. Sen de Selçuk'la oradan yıldın. Sabır bekleyin bize de buradan manzarayı gördün mü geçmiş olsun. Koli komşu hep gördü da bu bizim halımız iyi. Demet Akbağ da geldi, taşıdı evimizi. Havayla dertli dertli, dedun Türkiye'yi dedun. Hey gidi Demet abla da sen beni rezil ettin. Sen beni rezil ettin. Sen bana değil de bu ailene ne diyeceksin? Hepsi oyuncu çıktı. Başta senin bu annen nerede geldi? Havayla çala çala da türküleri atmışım. Ne yapayım uşaklar da içeriden satılmışım. Aspasa banış yaparsınız ya. Bu adam çepentesalar türkü söyledi ya. Benim böyle bir şey geldi. Adını ilk kez duyuyorum ya. Bu adamın bakkalı yok, bakkalı. Ya biz hırlı değiliz, hırsız değiliz. Vallahi ilk başta Gökhan abi beni çağırdığında hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum tabii. Nereden aklına gelecek? Hazırlamışım kahvaltıyı. Sonra o kız mevzusunu anlatınca hani ona bayağı bir ikna oldum. Hani o konu için çağırdığını anlamış oldum. Kendi itiraf etmesi de. Bunun için mi çağırdın dedim kendisine. Yok dedi ya, ne alakası var işte. Gönül işleri var yani biraz. Senin mi? He, ne oldu? Olmaz mı? Annemden telefon gelince bir şaşırdım, şok oldum. Yani böyle bir şey çünkü mümkün değil. Hani hiçbir yere böyle bir şey nasıl olabilir? Ya bizim eve icra gelmiş diyorlar, borcun varmış bilmem ne. Sabır eve gelsene. Ne icrası ya, manyak. Televizyon, buzdolabı bunlar alınır da o plaklar bir daha nerede toplayacağım? Çok değerli sanatçıların, bu dünyadan geçmiş çok kıymetli sanatçıların imzalı plaklar var onların içerisinde. Yalnız bu plaklar da imzalı falan mı acaba? Pahalı, değeri var mı yani? İmzalı. İnsan o anı çok ilginç bir yani. Titriyorsun sinirden, yani ne yapacağını bilmiyorsun. Hani saldırganlık göstermek doğru da olmaz. Bir yandan da kamera çekiyor. Adliye kamerası diyorlar. Biraz daha sakinleşiyorsun o anda. Bunu niye çekiyorsunuz ki onunla? Şöyle. Adliye kamerası çeker o. İki yüzünü halletsek olur. Ondan sonra o yüze indi ya böyle. Pazarlık anı oldu ya. O arada yine plaklar kamyona taşındı. Orada çok sinirlendim yani. Ya bu ne işin herhalde? Bunları mı ödeyeceksin bir türlü? Bunları almamız bunları lazım. Bunları ödeyeceksin 200 bin lirayı. Allah bu ne işin herhalde? Diğer ne varsa alacağız. Sadece bunlar al değil. Beni alın. Beni alın. Beni alın, ifadeye gidiyorum. İlginç işte turizm şirketi isimleri bilmem ne, hiç hayatımda görmediğim firmalar ya, onlar da bir değişik. Resimlere itiraz etmemiş. Benim öyle bir şey geldi, adını ilk kez duyuyorum ya. Turizm yerine. Sen nüfus kağıdını kaybettin mi hiç? Hasan olan mescidinde lojistik. Ne alakası her var ya? Selçuk. Ben müzisyenim ya. Çok aramızda.